Öncelikle yumurtalarımızı çırparak karıştırmaya başlayacağım. Mikserin içerisine kırıyorum şimdi. Şeker, kabartma tozunu da ekliyorum şimdi içerisine. Bir miktar süt ekliyorum. Az miktarda sütü ayırıyorum. Bunu pudra şekeriyle beraber karıştırarak özel bir sos yapacağım. Diğer pudra şekerini de şimdi içerisine ekliyorum. Çok az miktarda vanilya sütü koyacağım şimdi. Bir miktarda hazırlayacağım sos için ayırdım. Tarçın. Ve biraz da tuz koyacağım şimdi. Şimdi karışımı yavaş yavaş çalıştırıyorum mikserimi. Ve şimdi içerisine un ve tereyağını ekleyeceğim. Şimdi unu ekliyorum içerisine. Biraz devirini düşürüyorum. Şimdi tekrar biraz devirini yükseltiyorum. Hamurumuz hazır olurken şimdi sosumuzu da hazırlayalım. Pudra şekeri, biraz süt, vanilya özütü ve az miktarda da tereyağı. Bunları yavaş yavaş karıştırarak tereyağı da eridikten sonra güzel bir sosumuz çıkacak ortaya. Evet, skonların içerisine, hamurun içerisine sıra geldi çikolata ve vişneyi eklemeye. Çikolatamızı bu şekilde ekleyelim. Vişneleri de suyunu süzdürerek alırsanız çok daha iyi olur. Evet, sosumu yaparken de bakın görmüş olduğunuz gibi tereyağı eridi ve süt de şekeri güzelce erittikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Kenarda dinlendiriyoruz. Bunu en son kullanacağım. Şimdi hamurumuza devam edelim. Tekrar biraz un ekledikten sonra devirini tekrar yükseltiyorum. Hamuru bir kontrol edelim. Tekrar karıştırıyorum. Biraz daha un ekleyeceğim. Hamurumuz kıvamına geldi. Şimdi tezgaha alacağım ve fırında pişirmek için tepsimin içerisine yerleştireceğim. Görmüş olduğunuz gibi hamurumu bu şekilde ortaya topladıktan sonra yavaş yavaş inceltiyorum. İnce uzun bir şekilde açıyorum. Evet, şimdi hazır olan hamurumu da fırına götürüyorum. 180 derecede ortalama 25 dakika pişirdikten sonra bu güzel skonları çıkartacağım. Hazırlamış olduğum sosu da üzerine sürerek servise sunacağım. Hazırlamış olduğum pudra şekerli sostan da şimdi azar azar üzerlerine süreceğim. Bu hem güzel bir tatlılık verecek, aynı zamanda güzel bir görsellik de verecek.